daha 22 yaşında toplumun büyük çoğunluğundan yüksek para kazanmaya başladığınızda Parayla ilgili iyi ya da kötü birçok tecrübeniz oluyor. Ve bu süreçte para hakkında yatırım, harcama, tasarruf, pasif gelir, birikim, vade ve benzeri birçok kavramı öğreniyorsunuz. Ve bu videoda sizlere bir Türk genci olarak kazandığım paralarla nasıl yatırım yaptığımı ve küçük paralarla nasıl yatırım yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce bu videoda anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ve bahsedeceğim kazançların hepsi kişisel sonuçlardır. Videoyu beğen kanalıma abone olduysanız şimdi videomuza başlayabiliriz. Son yıllarda yaptığım büyük yatırımlardan biri ev almak oldu. Bunu zaten ev aldığım zaman sizlerle bir videoda paylaşmıştım. Hatta şu anda bu videoyu çektiğim yer bana ait yani şu an kendi evimden sizlere video çekiyorum. Ama tabi direkt olarak bu evi satın almadım. Size hemen hikayesini anlatayım. Ben 2022 yılının sonlarında aralık ayında 1 milyon 600 bin TL'ye 1 artı 1 bir ev satın aldım. Bu almış olduğum ev çok kısa sürede değerlendi ve bana 5 ay kadar kira getirisi sağladı. Daha sonra bu evi 2,5 milyon TL'ye satıp şu an bulunmuş olduğum bu 2 artı 1 evi satın aldım. Kendi evime sahip olmak hep hayalimdi arkadaşlar. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar bilir. Belki de Türkiye'nin her yerinde böyledir bilmiyorum ama ben İstanbul'da yaşadığım için onun üzerinden örnek vermek istiyorum. Ben aslında yine kiracı olmayı düşünüyordum. Yani ev satın almak gibi bir düşüncem yoktu. Ben birkaç tane ev gezdim. Beğendim de hatta. Ama bilirsiniz ki ev sahipleri genç ve bekar birine ev vermek istemiyorlar. Ben de bu durumla çok sık karşılaşmaya başlayınca en sonunda gittim kendi evime aldım. Zaten ben kişilik olarak da birine bağımlı olmaktan, Birine her ay para ödemekten hiç hoşlanmam. Her neyse konumuz bu değil. Yani son yıllarda yaptığım en büyük yatırım buydu. Şimdi gelelim kazandığım diğer paralarla nasıl yatırım yaptığıma. Açıkçası bu evi satın aldıktan sonra ve içini dizdikten sonra çok fazla bir param kalmadı. Yani param bayağı azaldı. Tabi çalışıp kazanmaya devam ettikçe yine bir şeyler biriktirmeye başladım ve önemli olan da bu birikimi tekrardan nasıl inşa ettiğim. En önemli şey şu. Yatırımlarınızı hiçbir zaman tek bir şeye yapmayın. Şu an mesela benim kriptoda param var. Bord borsada param var, yatırım fonlarında var, altında var. Yani eğer bir birikim hedefi koyduysam kendime o parayı olabildiğince dağıtmaya çalışıyorum. Ve bence paranın miktarı da önemli değil. Yani sizin 10.000 TL bile paranız olsa ve bununla yatırım yapmak isteseniz o parayı dağıtmanız gerekiyor bence. Evet kripto paralardan başlayalım. Bitcoin bildiğiniz gibi geçtiğimiz 2 yıl içerisinde 15 bin dolarlara kadar geriledi. Şu an ise 70 bin dolarları gördü. Ben kripto paralarla yaklaşık 3 yıldır ilgileniyorum. Ve ilk zamanlar adı sanı duyulmamış coinlerde çok para kaybettim. Ama artık sadece bitcoin ve ethereum yatırımı yapıyorum. Ayrıca ben bir şeye yatırım yapıyorsam asla kısa vade düşünmem. Yani ben örnek veriyorum bir hisse aldığımda veya bir kripto para aldığımda bunu en az 2 yıl 3 yıl tutacağımı düşünerek satın alıyorum. Ki zaten benim her gün yatırımları takip edip o yükselmiş bu düşmüş şöyle haber gelmiş düşecek yükselecek gibi şeylerle ilgilenmeye vaktim yok. O yüzden bir şey alıyorsam onunla ilgilenmeyi bırakıyorum ve en az 2 yıl 3 yıl onu tutuyorum. Açıkçası çevremde alsat yapanlar da var. Ama şimdiye kadar hiçbirinin güzel bir para kazandığını ben görmedim. Yani günlük olarak alsat yapacaksanız çok büyük bir mesai harcamanız lazım. Yani benim ana işim sonuç olarak yatırım yapmak değil ve ben bütün günümü buna ayıramam. Ve şimdiye kadar neye uzun vade yatırım yaptıysam kazandım arkadaşlar. Şimdiye kadar uzun vadeli yatırım yapıp da para kaybettiğim herhangi bir yatırım aracı olmadı. Uzun vadeli yatırım yaptığınızda emin olun kazanmama şansınız çok düşük. Yani ben genellikle kazanıyorum. Ve henüz kripto para yatırımlarına başlamadıysanız dünyanın en büyük kripto para para borsası Binance'ı kullanabilirsiniz ve ömür boyu komisyon indiriminden yararlanmak için açıklama kısmındaki bağlantılardan Binance'e kayıt olabilirsiniz. Evet bir sonraki ise borsa. Borsayla yaklaşık bir yıldır ilgileniyorum ve şu anda Türkiye borsasında yatırımlarım var. Hangi hisselere yatırım yaptığımı da sizlere söylemek istiyorum. Şu anda borsa İstanbul'da 7 tane hissem var arkadaşlar. Enerjisa, Aselsan, Vakko, Türk Telekom, Arçelik, Ford Otomotiv ve Tüpraş. Bu şirketlerden bazıları kar payı yani temettü atıyor ve gelen bu temettüleri tekrardan hisseye yatırıyorum. Borsaya yatırım yapmak tabii ki kripto paralara göre daha az riskli. Bu nedenle son dönemde borsaya biraz daha fazla para yatırdığımı söyleyebilirim. Ve bankaların karışık sistemleriyle uğraşmak yerine borsaya çok kolay bir şekilde yatırım yapmak istiyorsanız Midas'ı kullanabilirsiniz. Bu arada reklam değil arkadaşlar. Sadece ben memnun kaldığım için sizlere de önermek istiyorum. Sonuç olarak siz bu videoyu izliyorsanız yatırım yapmak da istiyorsunuzdur. Öyle sadece önermek istedim. Yatırım fonları. Evet birkaç ay önce önce yatırım fonlarıyla ilgilenmeye başladım. Hiç bilmeyenler için yatırım fonu nedir kısaca anlatmak istiyorum. Siz X fonuna örneğin 10.000 TL yatırıyorsunuz ve bu fonun yöneticileri sizin paranızı profesyonel bir şekilde değerlendiriyorlar. Yani aslında paranızı bilir kişilere veriyorsunuz ve siz hiçbir şeyle ilgilenmeden kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ben ilk fon yatırımımı geçen ay yaptım. Keşke daha önceden yapsaydım ve 3 farklı fona toplamda 90.000 TL yatırım yaptım arkadaşlar ve şu anda baktığımda paramın 95.631 TL olduğunu görebiliyorum. Bence yatırım yapmaya sıfırdan başlayacak birisi kesinlikle yatırım fonlarına yönelmeli. Çünkü hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece mantıklı fonları belirliyorsunuz ve bunlara düzenli bir şekilde yatırım yapıyorsunuz. Geri kalan her şeyi zaten profesyonel fon yetkilileri hallediyor ve sizin paranızı en doğru şekilde yönetiyorlar. Açıkçası ben yatırım fonlarını pek bilmiyordum. O yüzden yatırım da yapmıyordum. Ama keşke daha önceden bilseydim de yatırım yapsaydım dedim. Belki sizler de benim sayemde öğrenmiş oldunuz. Ben tabii ki size şu fonu alın, bu fonu alın veya şu hisseyi alın diyemiyorum ki demem de zaten. Ama siz kendi araştırmanızı yapın. Size mantıklı gelen, ileride yükselebileceğini düşündüğünüz fonları veya hisseleri belirleyin ve almaya başlayın. Altın Sanırım Türkiye'deki en garanti yatırım yollarından bir tanesi altındır. Minimum risk ile yatırım yapmak isteyenler için doğru bir yol olabilir. Açık konuşmak gerekirse ben çok fazla altın yatırımı yapmıyorum. Çünkü altın sadece paranızı enflasyona karşı koruyor. Yani size para kazandırmıyor. Tabii ki paranızı sadece korumak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda bence en mantıklısı tabii ki altın almak. Ama para kazanmak istiyorsanız yani 100 dolarınızın 150 dolar veya 10.000 TL'nizin 50.000 TL olmasını istiyorsanız risk seviyesinin biraz daha yüksek olduğu yatırım araçlarına yönelmelisiniz. Sonuç olarak altın yatırımını herkes yapıyor ve herkesin yapabildiği bir şey yüksek kazanç bence sağlayamaz. Dediğim gibi sadece paranızı enflasyona karşı koruyabilir ama onun dışında yüksek bir getiri sağlaması pek mümkün gözükmüyor. Peki şimdi geldik enflasyondan nasıl korunabiliriz? Türkiye'de yaşıyoruz ve ülkemizde enflasyon sorunu her zaman oldu ve olmaya da devam edecek büyük bir ihtimalle. En başta tabii ki harcamaları sınırlamak, zorunlu olmayan harcamaları yapmamak çok önemli. Peki zorunlu olarak almanız gereken bir şey var. Bunu nasıl almalıyız? Evet. Kredi kartına pek sıcak bakmıyorum ve bence kredi kartı kullanmak tüketimi arttırıyor. Ama kredi kartının düzgün kullanılabildiği durumlar bize para kazandırabilir. Örneğin ben bu eve taşındığımda almam gereken şeyler vardı. Birçok eksiğim vardı ve bunlar yaşamam için gerekli olan alınması zorunlu eşyalardı. Beyaz eşya olsun, koltuk olsun yani bunun gibi şeyler ve ben mesela e, beyaz eşya setini 6 ay taksitle vade farksız bir şekilde aldım. Yani 6 ay boyunca sabit bir ödeme yapacaktım. Enflasyonun günden güne arttığı, fiyatların her gün her gün yükseldiği bir senaryoda bu şekilde şekilde alışveriş yapmak bence en mantıklı olandır. Çünkü benim örnek veriyorum 50.000 TL'ye aldığım beyaz eşya seti 1 ay sonra, 2 ay sonra 55.000, bin, 60.000, bin, 65.000 bin TL olacaktı. Ama ben 50.000 TL'yi 6 taksit şekilde vade farkı ödemeden satın almayı tercih ettim ve bu bana bir şekilde para kazandırdı aslında. Mesela o parayı peşin vermek yerine 6 ay taksit yaptırıp o parayı da bir yatırım aracında değerlendirirseniz işte o zaman hem enflasyondan korunursunuz hem de para kazanırsınız. Ve en önemli noktalardan bir tanesi, eğer enflasyondan korunmak istiyorsanız paranızı TL olarak Tutmamalısınız arkadaşlar çünkü TL maalesef ki her gün değer kaybediyor yani mecazi anlamda da değil gerçekten her gün değer kaybediyor. Örneğin ben banka hesabında günlük harcamalarım için sadece 3-4000 TL para tutarım. O da hani günlük harcamalarımı yapmak için market alışverişi olur, yemek olur, onun gibi harcamaları yapmak için sadece TL tutuyorum ama ben 15000 bin, bin TL asla banka hesabında tutmam yani TL olarak tutmam. O parayı mutlaka bir şeyde değerlendiririm yani borsaya atabilirim, kripto paraya atabilirim, yatırım fon Onlarına değerlendirebilirim. Yani yatırımın küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar bence. Kazandığınız her paranın %20'sini %30'unu bir şeyde değerlendirmeye başlasanız ve bunu 1 yıl 2 yıl yapsanız orada biriken para belki de size ev aldıracak. Belki de size araba aldıracak. Yani bunu çok yaşadığım için biliyorum ama bazı insanlar küçük paralarla bir şey olacağını düşünmediği için o paraları da harcıyorlar ve sonuç olarak baktığımızda birçok insanın elinde hiçbir şey kalmıyor. Evet bu videoda sizlere paramı nasıl değerlendirdiğimi, nasıl yatırımlar yaptığımı anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur ve sizler de belki benim sayemde yatırım yapmaya başlarsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.